Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma, normalde pazar günü hava durumu videosu atacaktım ama ben bilerek atmadım. Çünkü Türkiye'yi etkilemesi ihtimal olan bir kasırga oluşuyordu o sırada Akdeniz'de arkadaşlar. Ve yönü tam belli olmadığı için bilerek atmadım. Eğer ki pazar günü atsaydım bu hafta pazara kadar o kasırganın etkisi gözükecekti. Yani cumartesi gelmesi bekleniliyordu arkadaşlar. Kasırganın etkisi gözükecekti. Ve tahminim benim yanlış olacaktı büyük ihtimalle arkadaşlar. Ki iyi ki atmamışım. Pazar günü video atsaydım arkadaşlar, büyük ihtimalle şöyle derdim. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara yağışlar geliyor derdim. Kuvvetli yağışlar olacak Muğla'da, İzmir'de, Antalya'da şiddetli yağışlar olacak. Hava sıcaklıkları düşecek. Birçok yerde 25 derecenin altına düşecek derdim. Ki iyi ki de atmamışım arkadaşlar. Çünkü tahminler değişti. Başta modeller kasırganın yönünü İzmir, Çanakkale, İstanbul veriyordu. Bu nedenle bu bölgelerde, İzmir'de, Çanakkale'de, İstanbul'da şiddetli yağışlar vermişlerdi modeller. Ki 200-300 milime varan yağışlar gösteriyordu modeller. Ancak ondan sonra değişti. Muğla, Antalya, İzmir'e verdi modeller. Ondan sonra Perşembe günü de yine modeller değişti. Türkiye'ye gelmeyecek dedi modeller. Yunanistan'a gidecek dediler. Ve şu anda zaten bu kasırga Yunanistan'ı etkiliyor arkadaşlar. Yunanistan'da şiddetli yağış ve fırtına etkili. Ve kasırga kategori 1 hızıyla Yunanistan'a vardı. Eğer ki Türkiye'ye gelseydi o kasırga arkadaşlar, kötü sonuçları olabilirdi. Ege ve Akdeniz kıyılarında şiddetli fırtına ve yağışlarla arkadaşlar bayağı zarar görebilirdik arkadaşlar. Can ve mal kayıpları olabilirdi maalesef. Ama gelmedi, şükürler olsun. Ancak arkadaşlar bu kasırga Yunanistan'ı vurduktan sonra Ege, Akdeniz'de filan, yani Türkiye'ye yakın bir yerden geçseydi veya Türkiye'ye gelseydi arkadaşlar güzel yağışlar alırdık. Ancak şu anki tahminlere göre bu kasırga Yunanistan'ı vurduktan sonra güneye doğru gitmesi bekleniliyor. Akdeniz'den aşağı doğru Afrika kıtasına doğru inmesi bekleniliyor. Bu yüzden Türkiye'de hani pazartesi salı günleri MGM Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzun vadeli tahmininde filan Marmara, İç Anadolu, Akdeniz birçok yere yağış vermişti. Ancak sonradan tahminleri değişti çünkü bu kasırga yönünü güneye çevirdi. Bu nedenle tahminleri değişti. Şu anki tahminlere göre arkadaşlar hafta sonu Doğu Akdeniz'de, Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz'de, bir de Ege bölgesinde yerel sağanak geçişleri olabilir arkadaşlar. Özellikle Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışlar bekleniyor. Dikkat diyelim Doğu Karadenizlileri, uyaralım arkadaşlar. Dikkat, Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışlar var. Sıcaklıklar da hafta sonu düşüş bekleniliyor. Özellikle kuzey kesimlerde, iç bölgelerde. Ancak Ege ve Akdeniz kıyıları, özellikle Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklarda fazla bir düşüş beklenmiyor. En fazla 32-33 derecelere düşmesi bekleniliyor. 31-32 dereceler. Eğer ki bu kasırga tropik siklon gelseydi sıcaklıklar Muğla civarında örneğin 25 derecelere falan düşebilirdi. Ancak gelmediği için Muğla'da hava sıcaklığı 33 derecelerde. Ve arkadaşlar şu anki tahminlere göre bir kötü bir durum var. Eylül ayı içerisinde
yağış beklenmiyor. Sıcak ve kurak günlere devam etmemiz bekleniliyor ve 25 Eylül'den sonra yeniden bir sıcak hava dalgasının gelmesi bekleniliyor. Bu sıcak hava dalgasıyla birlikte birçok yer 35 derecenin üstünü yeniden görebilir. Yer yer 40 dereceler bile olabilir arkadaşlar, ama kesin değil, değişebilir. 25 Eylül ne zaman? Pazar, ben bu hafta pazar günü yeniden hava durumu videosu çekeceğim arkadaşlar, merak etmeyin. Bu hafta pazar günü de bu sıcak hava dalgasıyla ilgili şeyler söylerim yani. Ama bir sonraki hafta pazar günü büyük ihtimalle söylerim bununla ilgili. Ki şu an 25 Eylül'ün hangi tarihe denk geldiğini hesaplayamıyorum arkadaşlar. Şu an 18 Eylül, 25 Eylül'e ne kadar var? 8-9 gün. Haftaya ne zaman olur ki? Neyse arkadaşlar, şunu bilin, 25 Eylül'den sonra sıcak hava dalgası gelebilir. Pazar günü daha detaylı bilgiler veririm bu konuyla ilgili. Yağış durumu da daha tam belli değil yani, bu Eylül ayında yağış olur mu olmaz mı, ki büyük ihtimalle de olmayacak. Ekim'in başında belki bir yağmur gelebilir, serin havalar gelebilir, ki bu serin havadan artık Akdeniz falan ne kadar etkilenir bilmiyorum. Çünkü şu an öyle bir sıcak var ki arkadaşlar, yanıyoruz, cidden yanıyoruz. Şu an Mersin 32, 33, 34 derecelerde. Bakmamıştım. Bakmadığım için bilmiyorum. Hava sıcaklığına bakmamıştım bugün. Arkadaşlar, size bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Bunlar hep bit. Ağaçta bit oluşmuş. Sanki kar yağmış gibi değil mi? Ne kadar kötü. Pamuklu bit arkadaşlar onlar. Neyse arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip abone olur musunuz? Görüşürüz. Bay bay.